Merhaba, hipertansiyon ya da yüksek kan basıncınız varsa bunun sonucu olarak beklenmedik birçok komplikasyonun ortaya çıkma potansiyeli vardır. Birçoğumuz bunları ilk etapta hipertansiyonla bağdaştırmayabiliriz. Ama bu komplikasyonlar aslında hipertansiyondan dolayı gelişiyor olabilir. Bu komplikasyonları Üç kategoriye ayırabiliriz. Birincisi, başınız ve beyninizle alakalı sorunları içerir. Özellikle en önemli komplikasyonlardan biri hipertansif retinopatidir. Peki bu nedir? Retinopatinin ilk kısmı retina anlamına gelir ve patide hastalık demektir. O halde retinopati retina hastalığı anlamına gelmektedir. Retina gözlerinizin önemli bir parçasıdır. O olmasaydı dünyayı bugün gördüğünüz gibi göremezdiniz. Retina gözünüzün en içteki katmalıdır ve ışığı alıp görüntü olarak beyninize iletmeye yardımcı olur. Bir bakıma gözünüz kamera, retina da onun filmi gibidir. Işığın retinanın hangi kısmına çarptığına bağlı olarak buradaki sinir lifleri bu bilgiyi görüntü oluşturmak üzere beyne gönderir. Vücudun her yerinde olduğu gibi bu film parçası da oksijene ihtiyaç duyar. Sizce de öyle değil mi? Peki oksijeni nereden alıyor? Kan damarlarınızdan. Ama bu kan damarları hipertansiyon sebebiyle hasar görmüşse görme problemleri yaşamaya başlayabilirsiniz. Göz doktorları yani oftalmolojistler gözünüzün görüntüsünü çekip küçük atardamarlarda hipertansiyondan kaynaklanan hasarın tam olarak ne olduğunu görebilirler. Bu retinanın tipik bir görüntüsüdür eğer hipertansif retinopati varsa genellikle bu görüntülerde zayıflamış kan damarlarından kaynaklanan kan sızıntısını görürsünüz evet gelelim hipertansiyondan kaynaklanabilecek bir diğer önemli komplikasyon olan inmeye beyniniz en önemli organlarınızdan biri olduğundan her zaman sağlam ve güvenilir bir kan desteğine ihtiyacı olduğu açıktır öyle değil mi Beyninizin belirli bölgelerine oksijen sağlayan atar damarlarınızda pıhtılaşma olabilir. Bu durumda beyniniz yeterli oksijeni alamayabilir. Bu sebeple dakikalar içerisinde bu oksijene aç kalan beyin hücreleri ölmeye başlayabilir ve o bölge hangi işlevi yerine getiriyorsa orada işlev kaybı olabilir. Komplikasyonların bir diğer önemli kategorisi ise kalp komplikasyonlarıdır. Hipertansiyon kalp yetmezliğinin en önemli sebeplerinden biridir. Kalp yetmezliği, kalbin eskisi gibi pompalama yapamıyor olması durumudur. Peki sol ventrikülün kaslanması sebebiyle sol ventrikül hipertrofisi meydana gelir ve bundan dolayı kalp yetersizliği ortaya çıkarsa ne olur? Kan damarlarınızda daha fazla direnç olmasından dolayı kalbinizin artık daha güçlü kan pompalaması gerekir. Mesela bicepsler ağırlık kaldırdığınızda gelişir. Öyle değil mi? Benzer şekilde sol ventrikülde özellikle vücudunuza ve organlarınıza kan gönderdiğinden daha güçlü pompalama yapmaya çalıştığı zaman büyür yazık ki artan iş yükünden dolayı gelişen sol ventrikül hipertrofisi sağlıklı bir uyum sağlama yöntemi değildir. Sol ventriküldeki bu şekil değişikliği pompalama yetisini azaltır. İşte bu durumda kalp yetersiz kalmaya başlar. Kalbi olan diğer bir etki ise koroner kalp hastalığıdır. Diğer organların hayatta kalabilmek için kana ihtiyacı olduğu gibi kalbinizin de hayatta kalmak için kendi kan desteğine ihtiyacı vardır. Koroner arterler miyokardiyuma yani kalp kaslarına kan desteği sağlar. Bunlar hipertansiyon ve pıhtılaşma gibi bazı sebeplerle daralıp zayıflarsa kalp kaslarına olan kan desteği engellenebilir. Tabii kan desteği olmayınca bu hücreler ölmeye başlar. E, bu da kalp krizine ya da diğer adıyla miyokard enfarktüsüne yol açar. Komplikasyonların son kategorisi ise periferik arter hastalığı. Bunu bazen PAH diye de kısaltırız. Bu durum ateroskleroz yani plak oluşumuyla alakalıdır kalp, baş veya beyin damarlarının haricinde bir yerde plak oluşması durumudur. Yani bu kategori diğer iki kategori dışında kalanların toplandığı bir kategori gibidir. Bu sebeple bu hastalıkta periferik arterlerden bahsedilir. En sık etkilenen bölgeler bacaklarınıza, kollarınıza, midenize veya böbreklerinize oksijen taşıyan kan damarlarıdır. Hipertansiyon sebebiyle atardamar zayıflar veya engellenir. Dolayısıyla düşen oksijen desteği periferik organlarda veya dokularda ülser, kangren veya doku kaybına sebep olabilir. Özellikle böbreklerle özel olarak ilgilenilmesi gerekir. Çünkü hipertansiyondan en çok hasar gören organlardan biri böbreklerdir. Eğer plak oluşursa veya atar damarlar zayıflarsa böbreklere olan kan akışı azalır bu durumda hasar gördükleri için işlevleri azalabilir peki ama böbreklerin işlevi nedir böbrekler vücuttaki sıvı hacmini düzenlerler öyle değil mi örneğin herhangi bir anda daha az ya da daha fazla kana ihtiyaç duyup duymayacağınıza böbrekler karar verir öyleyse eğer onların atar damarları engellenirse bu kan akışındaki azalmayı görürler ve susuz kalmış olmalıyız çünkü az sıvı var derler bu yüzden de vücudun daha fazla sıvı tutmasına sebep olacak bazı hormonlar salgılarlar bu dolaşımınızı artırmanıza etki eder ve böylece kan basıncınız artar Ayrıca diğer organ ve dokularda olduğu gibi daha az oksijen ulaşan böbrek hücreleri hasar görebilir. Bundan dolayı ölmeye başlayabilirler ve bu durum onların sıvı düzenleme işlerini yapmalarını da zorlaştırır. Şimdilik hoşçakalın.